iktidarınız döneminde ne yazık ki öğretmenlerin durumuna baktığımızda işler etsi. Öğretmenlerin maaşlarının yetersizliği ve bunun üzerine allak bullak ettiğiniz eğitim politikaları, öğretmenler üzerinde kurmuş olduğunuz siyasal baskılar ve özellikle idari kadrolarda partizanca yaklaşımınız, liyakat sistemini kaldırmanız yüzünden öğretmenlerimiz belki de hayatlarının en zor dönemini yaşıyorlar. KHK'larla binlerce öğretmeni ihraç ettiniz. 12 Eylül'de bile 3700 öğretmen ihraç edilirken 15 Temmuz sonrası ihraç edilen öğretmen sayısı 30 bini buldu. Ve niye ihraç ettiniz biliyor musunuz? FETÖ'cü olup olmadığına bakmaksızın, gerçekten FETÖ'cü mu değil mi diye bakmadan muhalif görüşleri nedeniyle birçok öğretmeni açığa aldınız veya ihraç ettiniz. Açığa aldığınız, ihraç ettiğiniz öğretmenler aynı zamanda bu ülkede yaşayan 1,5 milyon öğrencimizin de öğretmenden mahrum kalmasına neden oldu. Siz bir öğretmenin FETÖ'cü olup olmadığına bakmadan ihraç ediyorsunuz ya. Bakın, kendi seçim bölgemde bir örnek vereceğim. İnternet modemi alıp komşusuyla ortak kullanan bir öğretmen, komşusu Baylok kullandığı için FETÖ'cü damgası vurulup ihraç edildi. Üstelik o öğretmenin her türlü itirazına rağmen, her türlü delil sunmasına rağmen gözünün yaşına bakılmadı. Hiçbir araştırma yapılmadan alelacele ihraç edildi. Adana Eğitimsen Şube Başkanı. Bu adam FETÖ'cü değil. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı değil. Kardeşi Afyon Karahisar'da Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, eski il yöneticimiz. Ailece neredeyse yedi göbek CHP'li bir aile. Ama muhalif diye bir gecede KHK'yla ihraç ettiğiniz bir öğretmen. Öğretmenlerin durumundan bahsetmeye çalıştım. Bir de yıllarca dirsek çürüttüğü halde, okulunu bitirdiği halde mezun olup atanamayan, öğretmenliğini yapamayan öğretmenlerimiz var. Bakın, 2009-2016 yılları arasında ilk atama başvurularına ve atama sayılarına baktığımızda 660 bine yakın atanamayan öğretmen olduğunu görüyoruz. Bir yandan öğretmen açığı var, öte yandan atama bekleyen binlerce öğretmen var. Ama siz onları da sözleşmeli, kadrolu, ücretli diye ayrıma tabi tuttunuz. Sözleşmeli öğretmen diye bir şey olmaz. Öğretmen öğretmendir.